Sercan Dikme Beyaz TV. Hocam yarın Türkiye'yi gururla Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde temsil edeceksiniz. Maçın sonunda gururun yanında mutluluk ve sevinç de olması dileğiyle başarılar dilerim. Teşekkür ederim. İki günden bu yana sizin iki dudağınızın arasından çıkacak cümleleri bekliyor Beşiktaşlı taraftarlar. Bu bir Şampiyonlar Ligi organizasyonu ama kamuoyu da merak ettiği sorular var. Müsaadeniz olursa ben onu soracağım. Derbide yaşananlar ortada hocam. Biz sizi şöyle tanıyoruz. Sizin kafanızda bir arka bahçe yok. Hep ön bahçeden konuşuyorsunuz. Karakteriniz olduğu gibi açıklamalarınız da doğrucu. Fenerbahçe Kulübü As Başkanı Sayın Mahmut Uslu derbi sonrasında Şenol Güneş için Şenol Hoca Osi küfürünü etti dedi. Bu Osi küfürü nedir hocam? Eğer ettiniz mi? Ettiyseniz kime ettiniz? Bunu merak ediyorum. Müsaadeniz olursa eğer tabii ikinci soruyu da sormak isterim olursa. İkincisi de siz tecrübeli, taktik anlamında da Türkiye'nin en çok başarılı hocalarından birisiniz her anlamda ama özellikle hakem faktöründe Beşiktaş'ı bence hazırlayamıyorsunuz. Çünkü Beşiktaş kritik maçlarda hep hakem konusunda sınıfta kalıyor hakemin etkisiyle. Yarınki maçta da hakemle ilgili bir çekinceniz var mı hocam? Teşekkür ederim. Yani kamuoyunu katarak bir soru sormanızın bir anlamını ben de anlayamıyorum. Siz buradasınız. Kamuoyuyla muhatap değiliz şu anda. Kamuoyuna bilgilendirmeyi siz veriyorsunuz, ben veriyorum. Ama buna özellikle söylemişken yardımcı olursanız memnun olurum. Ben hiçbirinize beyanat vermediğim halde her gün ağzımdan beyanatlar çıkıyor. Tasvip etmiyorum, dava da açmıyorum ama bugün de yine beyanatlarım var. Hiç benim beyanatım yok. Ne oyuncularla ilgili konuştuğumla ilgili, ne ötekilerle ilgili yok. Ama bu yazıyı yazıyorsanız, böyle bir kamuoyu oluşuyorsa ona benim diyecek bir şeyim yok. Kamuoyu da sizsiniz yani. Dinliyor musunuz beni? Diyorum ki benim hiçbir gazetede beyanatım yok. Sadece maçla ilgili maçtan sonra röportajlarım var veya maçtan önce veya bu da toplantıda var. Bunun dışındaki yazılar bana ait değil. Siz de buradasınız. Siz burada konuştuğumun dışında oyuncularla konuştum, şuna şöyle dedim, buna böyle dedim demeyi doğru bulmuyorum. Sorularınızla ilgili kamuoyu sorusu, siz sorduğunuzu söylüyorum. Siz düzgün ve kaliteli bir insansınız tıpkı diğer arkadaşlar gibi. Biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz. Konuşmalarımla ilgili, sahayla ilgili konuşmayı geri geldiği zaman gibi yapacağım. Ama şu andaki yapacağım hiçbir konuşmanın ne size yararı var, ne diğer takımlara yararı var, ne Beşiktaş'ın bir böyle bir beklentisi var. Beni sevmenizi de istemiyorum, beklemiyorum zaten. Öyle bir sevgiye de ihtiyacım yok. Yeter ki siz birbirinizi sevin, kendinizi sevin, ülkenizi sevin, işinizi sevin. Ben de sizi severim. Ama benim öyle beklentim yok. Başka sorun var mı? Ha, hakemle ilgili konuşacaksak demin de söyledim, anlattım. Şemsiye hikayesi sizin için de geçerlidir zaten. Çünkü hakem her maça veriliyor. Her maçta hakem hata yapıyor. Daha önce de oldu. Dinamo Kiev'de de oldu. Ne bileyim işte Napoli'de de oldu. Lehimize, Aleyhimize oldu. Bunlarla ilgili size konuştum. Sezon başından beri hakemle ilgili olumlu olumsuz ifadeler genelde kullanmamaya çalıştım. Bugün de kullanmıyorum. Maçla ilgili bir ifadesiyle ilgili ilk pozisyonda o zamana kadar olan, yani hiç değinmek istemedim bu konuyu da ama sadece şu açıklamayı yapayım. Diğerlerini zaten sonra yaparım. 70. dakika mı neydi? 69. dakika mı neydi? Yani o penaltı pozisyonunda bir sürü pozisyonlar oldu. Hiçbirinde tepkimiz olmadı. Anabat küf edildi, para atıldı. Hiçbir şey yapmadık. Maça giderken oyuncum da burada, hepsine de. Ben sadece top oynamayı düşündük. Gökhan'ı da kadroya almadım. Lens'i de geç çıkardım. Caner'e atılmasına rağmen hiçbir provokasyon yoktu. Yapmamaya çalıştı oyuncular elinden geldiğince. Sadece dizlerini çökerek, belki o mağsurlu niye dizlerini çöktü diyebilirsin. Onun dışında hiçbir oyuncumuzun provoke edecek hiçbir olay olmadı. Buradaki maçta yine Ali Palabıyık'la ilgili olanları siz biliyorsunuz. Aynı hakem burada bizim seyircimizde, kendi sahamızın nereye yaptığını biliyorsunuz. Oradaki olaylardan sonra da son bir önümde olan pozisyonda faul değildi. Artistik yapıyor, niye faul vermiyorsun diye dediğimde geri döndüm. Ondan sonra ne söyledim ben de bilmiyorum ama kendi kendime söylenerek geri geldim. Ondan sonra sağ olsun bir spor bu çekimleri iyi yapıyor. O da yayın vermiş. Ben izlemedim ama zannediyorum kötü gelmiyor. Onları siz zaten dinlemişsiniz. Sorun değil. Size lazım olan malzemesini bunu vermiş olurum size. Onun dışında çıkarken yine anavat küfür ettiler. Olabilir. Biz küfür yemeyen müsait bir milletiz. Yani özellikle şahsımdaki küfür geleceği bir sorun yok. Ama bir başkası küfür ettiği zaman, sağa kapanmaya geldiği zaman keyfine göre kapatmalar ülkemizde oluyor. Onlara girsek yeni gündem yapmak istiyorsunuz. Sizin yarınki maçta ilginiz de yok. Ona da inanmıyorum ben.
Sadece kavga yapmak, gerginlik yapmak, ondan sonra yabancı oyuncu mu, yerli oyuncu mu olsun deyip Türk futbolunu kurtarmaya çalışıyorsunuz. Beklentinizi. Ben o işte yokum. Ama ben kendimle ilgili hiçbir savunma ihtiyacım yok. Ağzımdan kötü kelime çıkıyorsa bunu tasvip etmem. Suç olarak, kötü olarak kabul ederim ama öyle bir kastım, hakeme karşı da bir tepkim yoktu. Yani tepkim vardı ama bir küfürsel yoktu. Dönerken kendime söylerken ki görüntüde bana arkadaş aslında attıklarını da gördüm. Olumsuz olan bir şeyi kabul etmek, doğru bulmak doğru değil. Ne bana ne doğru iş yapana yakışır. Yakışanlar varsa onun üzerine alsınlar. Başka soru?